Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün pazar. Ezan okunuyor. Onu bir dinleyelim. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat versin. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım inşallah. Allah hepinize mutlu, huzurlu bir pazar nasip etsin. Sağlıkla. Evlatlarınızla hep birlikte cümlemize inşallah. Hava bugün kapalı. Birdenbire bir rüzgar çıktı. Şu an gökyüzü kapalı, birden yağmur gelecek gibi sanki. Böyle bir hal var havada. Bulutlar hareketli. Karanlık karşıları. Yağmur geliyor bu tarafa. Evet arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz? Ben bayağıdır, uzun zamandır karşınıza değilim. Bildiğiniz üzere evin tadilatıyla uğraşıyoruz. Ustalar geliyor, gidiyor, fiyat alıyoruz. Hangisi uygun olursa onu yaptırıyoruz. Doğalgazcı geldi eve. Badanacı en son alacak. O şeyin duvarlarının üstünde pervaz geçiyorlar ya, ne diyorlar ona, karton piyer, onları yaptı. Ben eve gidemedim, ben o gün çektim boş olarak size. Ne halde şu an bilmiyorum. Bulunduğumuz yere çok yakın, o da yeni mahallede, ben Rami'deyim. 5 dakika bile yok aramız. İşte pazartesi günü inşallah gideceğim oraya, bakayım durumlar nedir. En son halimde çekeceğim oranı. Çok şirin bir yer olacak orası. O bahçeye işte evden giriş olmadığı için onu düşündük yapalım diye, ama o da çok masraflı olacak. Kendim oturmuş olsaydım yapardım. Alan kişi artık kim alacaksa o yapacak. Mutfak dolaplarının 4 tane usta geldi. Hepsi farklı farklı. O kadar uçuk fiyatlar ki. Yine Allah ev tadilat yaptıranlara Allah yardım etsin. Gerçekten çok pahalı. Her şey pahalı. Bir sadece banyo
malzemesi ne kadar? Malzemesi 15 bin lira. 15 bin lira da işçilik. Fayansları metrekare hesabı düşüyorlar. Boş. Mütüver. Valla esiyor, çok kötü esiyor. Onun için burası herhalde 30 bin liraya gelecek sadece banyo. Klozeti, duş kabini, musluk, lavabosu. Bir de uygununa gittik yani. Hani hem güzel olsun hem ucuz olsun diye. İşte bir şeyde, yapı markette tuvalet bulduk. Tuvaletler 2000 liradan başlıyor. Gittik şeyden, Bağustan. 1000 liraya aldık o alanla. Getirdik, koyduk eve. Bunlar sonra oturtulacak işte. Hepsi bittikten sonra onlar monte edilecek. Belki bir 15 gün gibi bir zaman var yine bitmesine. Bunlar sürer. Kapılar var. Çelik kapı var. Yani tamamen evin içi sıfırlandı. Hiçbir şey kalmadı. Öyle bir evde olursa, kiracı vardı, kiracı bakmamış, her taraf yıkık dökük. Şimdi yapılınca göstereceğim size, siz de şaşıracaksınız. Zaten evin o halini gördünüz, eski halini. Bir de yeni halini göstereceğim size. O bahçesi benim çok hoşuma gitti ya. Olsaydı oh, orada ben otururdum. Yani ticaret amaçlı yapmış olsaydık otururdum burada. Ben bahçeleri daha çok seviyorum. Ayağım toprağa basacak. Ya Emine'cim, beni çok duygulandırdın sen. Emine, sen paylaşmışsın. Allah razı olsun senden. Bana yorum yapanlar, hepinizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Duacıyım hepinize. Allah razı olsun sizden. Çok mutlu oldum. Birden önüme geldi YouTube'da gezinirken. Çok böyle şaşırdım. Sevindim, üzüldüm. Hepsi bir arada. Üzüldüm derken duygulandım yani. Çok mutlu oldum ama. Gerçekten. Emineciğim altın kalpli. Evet, abone sayılarım artıyor ama günden güne inşallah artacak. Kaç olmuş? 225 mi? 222'ydi dün akşam gördüm. İnşallah öyle olacak. Arta arta gidecek. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne yapayım? O da öyle olsun. Çok fazla da çekemiyorum ki video. Ama bir gün böyle bir canlı yapacağım sizinle. Kimse olmadığı zaman evde canlı yayın yapacağım. Ay, çok seviyorum sizleri. Gerçekten ben bir YouTube'u iyi ki açmışım. Özlüyorum da. Uzun zaman, 2-3 gündür girmemiştim. Giremedim daha doğrusu. Ya Şükrü'nün bu ara çok şey halleri var. O beni çok üzüyor. Yani o halleri üzüyor. Gittikçe daha böyle takıntı haline geliyor bazı şeyler. Takıyor, çok takıyor kafasını. Nörolojiden randevu alın dedim, oluşturulamıyor. Bunu alacağım, mutlaka götüreceğim. Yani bir şey var ama ne var? Zaten onun hani, durumundan ötürü bu halleri normal aslında ama
işte insanın yaşı ilerledikçe bazı şeylere zor tahammül ediyorsun. O benim evladım, tabii ki de ona bakacağım. Her şeyle başımın tacı. Ama kendi de huzursuz oluyor. O yüzden rahatsızlıyorum. Ben sabrediyorum ama kendi de kafasına taka taka psikolojisi bozuluyor. İlaçların etkisinden olabilir. İlaçların yan etkileri var. Çünkü çok ağır ilaçlar kullanıyor. Onun etkisi de olabilir. Yaş ilerledikçe unutuyor, çok unutuyor. Ve unutkanlık herkeste var diyeceksiniz ama o başka türlü. Yani saniyeyi unutuyor, saniyeyi. Saniye evvel bir şey söyle, tekrar sor, unutuyor. Allah'ın takdiri, bugünümüze hamdolsun. Dua edin arkadaşlar sizden. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yeni arkadaşlarımız gelmiş. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Dilber'cim, Fidan'ım, Hatice'm, Emine'm, Nurten'cim. Oh, neydi kanalın adı? Nurten. Aklıma gelmedi valla. Hani pazara çıkıp kağıt topluyordu. Onurten'den bahsediyorum. Canım benim. O da çabalıyor. O da çok cefakar, vefakar. Aferin ona. Gerçekten mükemmel bir insan. Yani bu YouTube ailemin içinde ben aile olarak görüyorum sizi. Canlarım benim. Kötü insan yok. Gerçekten yok. Hepsinin yüreği altın insanlar. Burada erkek kadın hiç ayırt etmeden. Efo dayı var mesela. İsmail Bey var. Vasif var. Çok gerçekten yürekleri pırıl pırıl. Onların da işleri hepsini rast gitse inşallah. Cümlemizin hep beraber. Hiç kimse zora düşmesin. Zorda olanlar varsa Rabbim yardımcıları olsun. Bugün böyle oldu arkadaşlar. İçeride televizyon var. Ben bu şekilde video çekeyim dedim. Sesimi duyurayım sizlere diye düşündüm. Elif'cim yok bu ara ya, göremiyorum. Çalışıyor tabii, ne yapsın. Allah yardımcısı olsun onun da inşallah. Buradan selamlarımı iletiyorum. İzlerse. Elif'cim seni seviyorum canım benim. Yıldız ablacığım. Bak tabii unutmayayım çünkü. Kimdi o, bir videosunda bahsetmiş. Her şeydi. Nurten Ufuk. Evet, Nurten Ufuk kanalı. Bana dedi ki Yıldız abla, sizden dedi bahsetti YouTube'unda dedi. Beni tanımıyor galiba, söylesenize dedi. Bana da abone olsun dedi. Hatta Hatice'ye söyledim onu ben. O da canlı yayında söylemişti. Canım benim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sadece yorum yazın, izleyin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsimlerini unuttuklarım varsa özür diliyorum. Ama mutlaka bir gün canlı yayın yapacağım. Özledim sizi çünkü. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar diliyorum.